İlki Akşam Bülteni'nden hepinize merhabalar sayın seyirciler. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz bültenimizle karşınızdayız. Ben Tülay Ünlü. Giresun Ticaret Borsası'nca hayata geçirilen AB destekli proje kapsamında kurulan fındık lisanslı deposu ve spot borsası 8 Eylül'de açılacak. Giresun Ticaret Borsası'nca hayata geçirilen AB destekli proje kapsamında kurulan fındık lisanslı deposu ve spot borsası 8 Eylül'de açılacak. Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada borsanın açılışının Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fıkı Baba ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla yapılacağını belirtti. Ülkemizin dünyadaki tek üretime sahip olduğu ürün %75'ini tek başına Türkiye üretmekte. Çikolata sanayinin ham maddesi çok önemli bir madde. Üretimi, ticareti daha bir kayıt altına alabilmek için 2008 yılında başlayan ve Dünya Bankası İBE fonlarından faydalandığımız bir proje ile Giresun'da 35 dönüm bir arazi üzerinde 17 bin tonluk lisanslı depomuz ve yanında da spot borsa projemizi bitirdik. Giresun Ticaret Borsası olarak projede özenle çalıştıkları fındık lisanslı deposu ve spot borsasının 8 Eylül Cuma günü açılacağını aktaran Yanıkoğlu, fındığın kalbi 8 Eylül'den itibaren Giresun'da Giresun Ticaret Borsası'nca atacak. Şeffaf ve objektif olarak çalışacak sistem sayesinde kaliteli ürün, kaliteli fiyata satılacak. Tüm halkımızı 8 Eylül'de açılışımıza davet ediyorum ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda kurban hareketliliği de başladı. Kurban fiyatları bayram yaklaştıkça vatandaşlar tarafından daha sık araştırılmaya başlandı. Peki Kurban Bayramı öncesi fiyatlar nedir? Detaylar haberimizde. Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban fiyatları ve canlı et fiyatları kurban pazarına çıkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında da hareketlilikler artık başladı. Vatandaşlar geliyor ve fiyatlarını soruyor. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar sizin için soruyoruz. Fiyatlar cazip. Satıcı 35 ile 40 bin lira arasında kurbanını vermeyi düşünüyor. Fiyatlar 40 ile 50 arasında satıyoruz işte. Erkek hayvanları ortalama biz 38-42 arasında fiyatı beynimizde oluşursa veriyoruz kesime kalmasın diye. Kurban pazarında bayram öncesi alım satım hareketliliği yaşanıyor. Modern kurban satış alanı bayrama sayılı günler kala kurbanlıklarını satmak için pazara gelen satıcılar ve kurbanlık almak isteyen vatandaşların tercihi oluyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak isteyen vatandaşlar Et ve Süt Kurumu'nun canlı hayvan satın alma işleminde kullandığı fiyatları baz alabilecek. Alıcı da 35 ile 40'a et alamıyor ama burada birinci el üreticiyle son tüketici buluştuğu için alıcı için de cazip, ucuz, piyasadan en az 10 bin lira ucuz fiyatına hayva kesmiş oluyor. Satıcı da 3-5 bin lira farklı satmış oluyor. Altınordu ilçesinde yer alan hayvan pazarına gelen uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren üreticiler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tutuyor. İlk günle son gün aynı olur. Çünkü kurtarmaz bizi aşağı yukarı esnetmek kurtarmaz. Biz alıp da hemen satan cambaz değil. Besli yok büyüdü. Maliyeti var. Maliyetini yazıyoruz üzerine. Üzerine bir ekmek parası yazıyoruz. Ekmek paramız gelmiyorsa alır götürürüz geri. Yani. Kasapta para kendi 45'in aşağı etiyor. Durum bu. Yani şu anda fiyatlar uygun. Biraz iyi. İyi gibi bugün. Düne göre iyi. Düne göre iyi. İşte vatandaş da ya yine de son günü bekliyor. 3 kuruş noksan alayım diye. Siz son güne kadar buradasınız herhalde. Son güne kadar böyle buradayız ama öyle bir şey de burada olacağına ben inanmıyorum yani. Ordu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcıları sahte para konusunda uyardı. Ordu'nun Altınordu ilçesi Uzunhisar Karakol Komutanlığı ekipleri kentte kurulan canlı hayvan pazarında sahte para kullanımına karşı çalışma yaptı. Sahte para da çizdiğim zaman iz bırakmıyor. Çiz. Getir.
Evet, şu anda bu para sahte değil. Görüyor musunuz? Hayvan satıcılarına broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunan ekipler satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlattı. Bu sahte para normal kağıt olduğu için bakın, çizilir. Çizdiğiniz evet, zaman şey iz bırakıyor. Hani burada vuruyor zaten. Bakın, gerçek parayı bakıyoruz. Gerçek para yok. İz bırakmıyor. Vatandaşların kurbanlarını veresiye vermemeleri konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, karşılaştıkları sıkıntılar karşısındaysa 155'e ihbarda bulunmalarını istedi. Tanımadığınız kişilere hayvan vermemeniz. Veresiye olarak verdiğiniz zaman bunun kime verdiğinizi size söyler ama kişiler ne yapar bu şekilde? Size gerçek kimliğini söylemeyebilir. O yüzden tanımadığınız kişilere hayvan vermeyin. Daha çok peşin alışveriş yapmaya çalışın. Arkadaşlar burada özellikle komşubedeki arkadaşlar sizlere bu sahte parayla ilgili olarak kalem dağıtacaklar. Bu kalemlerle ilgili olarak yüksek meblağlar döndüğünden dolayı buradaki kalemle gerekli kontrolleri yapın. Zaten bizim sivil arkadaşlar da komşubedeki ekipler de burada dolaşıyorlar. O yüzden şüphelendiğiniz bir kişi veya durum olduğu zaman, sahte para olduğu zaman arkadaşlardan gerekli yardımı alın ve bu kişileri tespit etmek amacıyla gerekli işlemleri yapmanız için bize yardımcı olun. Hayvan satıcıları ise yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek jandarma ekiplerine teşekkür etti. Aklımızın kesmediği zaman jandarmayı arayacağız. Allah razı olsun, yani uygulama güzel. Hoşumuza gitti. Komutanlarımızdan Allah razı olsun. Bu hayvan işine uğraştığımız için bizi bu gibi işlere uğraşan arkadaşlar bizi safça görüyorlar, tamam mı? Hayvan işine uğraştığımız çoban kılığına sokuyorlar. Onun için komutanımız da bize bir salaktan şeyden çoban kılığına kurtarmış oluyor bu sahte para konumunda. Kalemlerle biz de kendimizi idare edeceğiz. Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de yer alan alt geçit kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sürekli sprey boyalarla boyanıyor. Hal böyle olunca yayaların geçiş güzergahı olan alt geçit deyim yerinde ise korku tünelini andırıyor. Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de yer alan bu alt geçit sprey boyalarla hasara uğratılmakta. Ordu'nun Altınordu ilçesinde yayaların geçişlerini sağlamak için kullanılan bu alt geçit adeta bir korku tünelini andırıyor. Nedeni ise kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bu duvarlara yazmış olduğu bu yazılar. Daha önce mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine defalarca temizlenen alt geçit, kısa bir süre sonra tekrar sprey boyalarla zarara uğratılıyor. Gün içerisinde oldukça yoğun bir şekilde kullanılan alt geçidin sürekli yazılıp çizilmesinden vatandaşlar da şikayetçi. Yayaların geçişi için kullanılan bu yer korku tünelini andırıyor. Neler düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Bu tünel buraya yapıldı, yapılmadan önce bu yolda bir sürü insan öldü. Bu yaya geçidi olarak buraya alt geçit olarak yapıldı. Gayet de güzel oldu. İlk zamanlar su bastı vesaire oldu. Şu an eli ayağı düzeldi. Ama Türkiye'nin her yerinde bu görüntü aynı. Bu gençlerimizin bir özentisi. Bunu yasakla değil, gençlere grafiti yapacakları alanlar yaratıp oralara yönlendirip buraların milli servet olduğu ve insanların yararına olan yerlerin korunması gerektiği aşılanırsa bunun kökeni okullara kadar iner ve şuralarla alakalıdır. Gençlerimize, çocuklarımıza milli servetin ne olduğu öğretilmeli, onlar da bence onları korumalı. Özellikle akşam saatlerinde kadın ve çocuklar tarafından kullanılan bu alt geçit, yazılan yazılar yüzünden vatandaşları da tedirgin ediyor. Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Adnan Hayati Keskin, fındık fiyatlarının altın sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi ve devlet yetkililerinin mutlaka fındığa el atması gerektiğini vurguladı. Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Adnan Hayati Keskin, düşük seyreden fındık fiyatlarının kendilerini de etkilediğini belirterek, sektörün olumsuz geçmesindeki en önemli nedenin fındık fiyatlarının beklenenin altında geçmesiyle orantılı olduğunu vurguladı. Tabii ki biz de bu geminin içindeyiz. Vatandaşımızın her türlü refahı ve sıkıntısı bize de direkt yansıyor. Bu sene en önemli neden fındık fiyatlarının beklentinin altında gerçekleşmesi. Bu da direkt alışverişe yansıdı.
Hayati Keskin bu yılki düğün sezonuna da değinirken fındık sağduyunun vicdanını sızlattığı ifadelerini kullandı ve devlet yetkililerinin mutlaka fındığa el atması gerektiğini vurguladı. Baktığınızda düğün sayısı olarak her sezon daha da fazla sayıda düğün yapılıyor ama satılan altın miktarı aynı oranda olmuyor. Bu da vatandaşın alım gücünden ileri geliyor. Fındık sağduyunun vicdanlarını sızlattı bu yıl yine. Bunu devlet yetkililerimiz mutlaka el atmalı. Gerçi desteklemesi açıklandı toprak mahsullerinin ama piyasaya direkt yansımadı bu fiyatlarda. Keskin altın fiyatlarında yılbaşından bu yana çok fazla oynama olmadığını da vurguladı. Altın fiyatlarında çok da anormal bir değişiklik olmadı. İşte bakıyorsunuz Kuzey Kore'deki Kore ile Amerika'nın sürtüşmelerinden dolayı 3 aşağı 3 yukarı zikzak çizdi sadece. Ama yılbaşından bu yana 8 aylık gibi bir süreçte anormal bir fiyat artısı rastlanmadı. Ordu'da son bir haftadır etkili olan yağmur harmanlarında fındıklarını kurutmak için bekleyen vatandaşları kurutma makinelerine yöneltti. Ordu'da orta ve yüksek rakımlı yerlerde fındık hasadı devam ediyor. Sahil kesiminde ise fındığını patoza veren üreticiler ürünlerini harmana sererek kurutmaya çalışıyor. Ordu'da son günlerde etkili olan yağışlar üreticileri kurutma makinelerine yöneltti. Etkili olan yağmur sebebiyle birçok üretici fındığını kurutmakta zorlandı. Üreticilerse ilçelerde kurulan fındık kurutma makinelerini tercih etmeye başladı. Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Fatsa Ziraat Odası'nın girişimleri sonucu ilçede 3'er tonluk 2 kurutma makinesi kurulduğuna işaret ederek, makinalı kurutma sisteminin üreticilere büyük kolaylık sağlarken randımana olumlu katkı yaptığını, zamandan ve maliyetten tasarruf sağladığını vurguladı. Ağustos ayının 20'sinden itibaren yoğun bir yağmurlu süreç geçiyor. Bu durumda tesisimiz erken çalışmaya başladı. Üreticilerimiz havaların yağışlı gitmesinden dolayı tesisimize yoğun bir ilgi gösteriyor. Bayramın da yaklaşmasıyla birlikte birçok üreticimiz hasat ve harman konusunda aceleci davranıyor. Üreticilerimiz için kurutma tesisimiz çok faydalı oldu. Aşırı yoğunluktan dolayı da gece vardiyasına da döndü. 7-24 kesintisiz bir şekilde şu an tüm üreticilerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz. Üreticilerden sadece yakıt masrafını aldıklarını dile getiren Kibar, bunun da makinelerine ilgiyi arttırdığını sözlerine ekledi. Gelen fındığın nemine göre günlük 10 tonla 25 ton arasında fındık kurutma işlemi gerçekleştiriyoruz. Eğer %20'nin altında bir nemle tesisimize geldiyse fındık 6 ile 8 saat gibi bir süre içerisinde kurutulup üreticilerimize teslim edilebiliyor. Yağışlar erken başladı. Erken başladığından dolayı fındığımız ister istemez herkesin dört dörtlük bir harmanı yok. Harman sıkıntısı çektiği için beton harmanlar da olmadığı için brandanın altında fındık çürüme yapıyor. Yağmurda da su brandanın üzerinde çok fazla kaldığı zamanlarda altına su geçirme oluyor. İster istemez suyun içinde fındık daha çok yeşeriyor ve çürüme gerçekleşiyor. Burada 6-8 saatte fındığın kuruduğunu duyduğumuz zaman biz de fındığımızı getirdik, buraya verdik. 14-15 nemde gelen bir fındık 6-8 saatte teslim olduğunu söylediler. Bu da benim için özellikle de bizim gibi erken dönemde hemen fındığını satıp gitmek isteyen gurbetçiler için büyük bir avantaj. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç ise üreticilerin kurutma makinelerini tercih etmesinin son derece sevindirici olduğunu söyledi. Ordu'nun Perşembe ilçesinde denize açılarak geri dönmeyen ancak kayığı bulunan Mustafa Çalış için Perşembe ilçesinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Çalış'ın ailesi düzenlenen cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti. Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Kacalı mahallesinde 26 Temmuz günü sabah 09 sıralarında balık tutmak için denize açılan 4 çocuk babası Mustafa Çalış'tan o gün bugündür haber alınamadı. Denizden sahil güvenlik ekipleriyle havadan helikopter tarafından aranan ancak 34 gündür haber alınamayan Mustafa Çalış için bugün gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi felaketlerle yangın, sel, denizde boğulma gibi felaketlerle vefat eden kimselerin şehit hükmünde olacağını beyan buyurmuştur. Bu kardeşimiz temenni ediyoruz ki inşallah
Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu hak ile kendisine muamele eyler. Yüce Mevla Celle Celaluhu kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde beyan buyurmuş oldukları huzurleden eylesin inşallah. İlçenin Yeni İhsaniye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Mustafa Çalış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu kardeşimize ahirete mutallak olan haklarımızı helal edelim. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Helallik alındı, gıyabi cenaze namazı kılındı. Kayıp balıkçı Mustafa Çalış'ın çocukları ve yakınları taziyeleri kabul etti. Gıyabi cenaze namazıyla evlatlık görevini yerine getirdiklerini söyleyen Mustafa Çalış'ın oğlu Erol Çalış, acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Yaklaşık bundan 26 Temmuz'da kayboldu kendisi, teknesi de açılmıştı. İşte ondan beri bir haber alamıyoruz, bulunamadı. Biz de bir evlat olarak bir gıyabi cenaze namazı kılmak düşüncesinde olduğumuz yani görevimizi yerine getiriyoruz evlatlar olarak. Yani kılınması gerekiyor. Yani inşallah bulunur bir yerlerden çıkar. Temennimiz o yani. Başka da bir şey yok. Ordu'nun saymakla bitmeyen doğal güzellikleri arasında yer alan ve hızla gelişen Perşembe Yaylası her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Adeta turizmde Ordu'nun gözde mekanları arasında adından oldukça söz ettiren Perşembe Yaylası ilerleyen yıllarda Ordu'nun turizmine ışık tutacağı benziyor. Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilmesinin ardından valilik ve yerel yönetimlerin yürüttüğü tanıtım çalışmaları sonucu bölgede ön plana çıkan yaylalardan biri haline geldi. Özellikle her yıl Temmuz ayında düzenlenen Güreş ve Kültür Festivali ile yoğun ilgi gören yayla, fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri oldu. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar yaptığı açıklamada Perşembe Yaylası ile ilgili bilgiler verirken, yaylada 912 yıldır festivallerin düzenlendiğini belirtti. Tabii Aybastı Perşembe Yaylası denilince merak edenler Ordu'nun Tokat sınırında sahile 65 kilometre, 1500-1600, yer yer 1700 rakımlı, 912 yıldır festivallerin yapıldığı, yaklaşık 20 ilçenin, 4-5 ilin ortak yaylası, Perşembe ismi, burada Perşembe günleri pazar kurulur, oradan gelmektedir, Aybastı Perşembe Yaylası. Gündoğar, Perşembe Yaylası'nın farklı özellikleri olduğuna dikkat çekerken, yaylaya 6-7 yıl önce yılda 200 bin turist geldiğini ancak yapılan tanıtım faaliyetleriyle yaylaya ilginin hayli arttığını vurguladı. Tabii Aybastı Perşembe Yaylası'nın özellikleri çok farklı. Hiçbir yaylada olmayan birçok özelliklere sahip. Tabii Aybastı Perşembe Yaylası deyince Türkiye'de en eski etkinliği yapan bir yayla. 912 yıldır güreşlerin, at yarışların, konserlerin, yöresel ürünlerin birçok kategoride yarışmaların yapıldığı bir festival yapan bir ilçenin yaylası. Biz 2009'da göreve geldiğimizde yaklaşık yaylanın yıllık 200 bin civarında ziyaretçisi vardı. Kışları turizme kapalıydı ama son 4-5 yıldır yaptığımız çalışmaların neticesinde geçen yıl 500 bin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi aldık. Gündoğar son yıllarda yapılan otellerle yaylada 250 yatak kapasitesine ulaşıldığını, ayrıca tesislerin 24 saat açık olduğunu kaydetti. Ve 12 ay şu an yayladaki tüm tesislerimiz 12 ay 24 saat 52 hafta hizmete açık. Konaklama problemlerimiz var. Onu da şu an 250 yatağa ulaştık. Ev pansiyonculu, oteldir, kent ormandaki konaklama tesisleridir gibi. İmar planı çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bizim buradaki festivalimiz gerçekten Karadeniz'in Kırkpınarı'nın denilen yağlı güreşler ve son gün finale 100 bin insanın katıldığı bir organizasyon yapıyoruz. Son zamanlardaki tanıtım neticesinde buraya ilçemize tüm kanallar, yerli ve yabancı kanallar, fotoğrafçılarımız göreve geldiğimizde burada kuzu tüketimi yıllık 5000'di. Şu an 25 bin civarına ulaştık. Aybastı Perşembe Yaylası'nda turizmin gelişmesi aynı zamanda hayvancılığın da gelişmesine
olumlu katkıda bulunuyor. Yaylamız inşallah imar çalışmalarımız devam ediyor. İmar çalışmalarımızı bitirdiğinde yayla böyle daha disiplinli, doğayı koruyacak bir yapılaşma şekliyle amacımız Türkiye ve dünya turizmini aşmak. Son zamanlarda günübirlik buraya ortalama 50 araç Arap gelmekte. Samsun'un Kızılırmak Deltası kuş cennetinde yaralı leylekleri tedavi ederek iyileştiren bölgede görevli bir veteriner hekim uzun göç yolculuğu sırasında güçsüz düşmemeleri için leylekleri özel olarak besliyor. Samsun'un Kızılırmak Deltası kuş cennetinde yaralı leylekleri tedavi ederek iyileştiren bölgede görevli veteriner hekim, uzun göç yolculuğu sırasında güçsüz düşmemeleri için leylekleri özel olarak besliyor. Afrika'dan Mart ve Nisan aylarında Türkiye'ye göç eden leyleklerin bir bölümü, yazı Kızılırmak Deltası'nın etrafında bulunan köylerde geçiriyor. Camilere, elektrik direklerine, evlerin çatılarına ve ağaçlara kurdukları yuvalarda yaşayan leyleklerden bazıları yuvadan düşerek ya da yüksek gerilim hatlarına takılarak yaralanıyor. Yaralı leylekler diğer yaban hayvanları ve göçmen kuşlar gibi Kızılırmak Deltası kuş cennetinin içinde bulunan veteriner kliniğinde tedavi ediliyor. Leyleklerimizin çoğu Nisan ayının sonlarına doğru Mayıs ayıyla birlikte kliniğimize yoğun şekilde geliyor. Kızılırmak Deltası kuş cenneti en fazla aktif leylek yuvasının bulunduğu bölge olduğu için ağırlıklı olarak bu bölgeden çok sayıda leylek geliyor. Köylülerimiz bulabiliyorlar. Ağırlıklı olarak elektrik çarpmaları veya diğer direklere takılarak gelebiliyorlar. Kanatlarının belli bölgelerinde yaralar şekilleniyor. Yine elektrik çarpmalarında aynı şekilde yoğun bir sıvı tedavisi yapıyoruz. Veteriner hekim, bu yıl elektrik direklerine çarparak yaralanan 8 leyleğin klinikte tedavi gördüğünü söyledi. Bunların tedavileri yapılıyor. Çok hassas bir süreç. Sürekli pansumanları yapılması gerekiyor. Hemen hemen her gün bu hayvanlar yaraları iyileşene kadar pansuman ediliyor. Aralarında birkaç tanesinin de yine kanadında çarptıkları direklerden dolayı kırıklar bulunmakta. Ama sayı kırık vakaları leyleklerde biraz daha az. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Birazdan spor bültenini, ardından ekonomi ve yol durumunu izleyebilirsiniz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde hayatın içinden gelişmelerle tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Üçüncülükte ilk hafta geride kaldı. Bu senelikte ilk sezonunu geçirecek olan Yeniordu Spor, ligin ilk haftasında Kocaeli deplasmanındaydı. O deplasmanda Gölcük Spor ile karşılaşan Ordu temsilcisi, Gölcük Spor ile ilk maçında golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Gölcük Spor deplasmanına galibiyet için giden Yeniordu Spor, istediğini alamadı. Sezonu 1 puanla başlayan Yeniordu Spor'da, teknik direktör Cahit Terzi, Gölcük Spor karşısına yeni transferlerden kurulu kadroyla çıktı. Geçen sezondan sadece İlyas Barut'un ilk 11'de olduğu takımda Terzi ilk profesyonel lig maçına 10 yeni isimle başladı. Kalede Hüseyin Bilge, Kemal Cingirt, İlyas Barut, Sefa Yıldırım, Kerim Bölük, Emre Kaya, Turan Yılmaz, Tuncay Fındıkçı, Onur Ramazan Toprak, Mustafa Kayabaşı ve Yakup Alkan'la maça başlayan Yeniordu Spor, Gölcük Spor deplasmanında umut verdi. Gölcük Spor karşısına mor beyaz çubuklu formayla çıkan Yeniordu Spor, özellikle maçın ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koydu. Gölcük Spor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Yeniordu Spor, ilk haftayı 13. sırada kapattı. Yeniordu Spor ligin ikinci haftasında taraftarının karşısına çıkacağı ilk maçta Tire 1922 Spor ile mücadele edecek. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de ilk hafta programı belli oldu. 12 grupta toplam 159 takımın mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de ilk hafta maçları bugün yapılan kura sonucunda netlik kazandı. 23-24 Eylül tarihinde başlayacak ligde Ordu'yu 4. grupta temsil edecek 3 Ordu temsilcisinde Faslı Belediyespor, Ünye 1957 Spor ve Ordu Spor artık
zorlu maratonu bekleyecek. Dördüncü grupta ilk hafta Ordu derbisiyle başlayacak. Bu sezon ilk kez bölgesel amatör ligde mücadele edecek Ünye 1957 Spor ile kulüp tarihinde ilk kez amatör liglerde mücadele edecek olan Ordu Spor ilk hafta Ünye ilçe stadında karşı karşıya gelecek. Bölgesel amatör ligde 8. senesini geçirecek olan Fatsa Belediyespor ise geride bıraktığımız sezon şampiyonluk yarışı verdi. Yeni Amasya Spor ile deplasmanda mücadele edecek. Spor Toto Bal Ligi 4. grup 1. hafta programı şu şekilde. Yeni Amasya Spor, Fatsa Belediyespor. Ünye 1957 Spor, Ordu Spor. Turhal Spor, Görele Spor. Ladik Belediyespor, Eti Lisesi Gençlik Spor. Sivas Demir Spor, Sarkışla Belediyespor. Çarşamba Spor, Atakum Belediyespor. 1926 Bulancak Spor, Sinop Spor. Nevşehir'de hazırlıklarına devam eden Ünye 1957 Spor, 3. hazırlık maçını da geride bıraktı. 3. hazırlık maçında Anamur Belediyespor ile karşılaşan Yeşil Beyazlar, ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren müsabakadan Adnan Dönmez'in attığı golle 1-0 galibiyetle ayrıldı. Nevşehir'de kamp çalışmalarını sürdüren Ünye 1957 Spor, Bal Ligi 7. grup ekiplerinden Anamur Belediyespor ile karşılaştı. Kaleci Abdullah Çiçek'in de bir penaltı kurtardığı mücadelede Ünye 1957 Spor 3. hazırlık maçından da yenilgisi sahadan ayrıldı. Ünye'de Adnan sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Nevşehir'de oynadığı hazırlık maçını Adnan Dönmez'in attığı golle 1-0 kazanan Ünye 1957 Spor'da genç yıldız Adnan Dönmez fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ünye 1957 Spor'un 3 hazırlık maçında da gol atmasını başaran başarılı futbolcu, sezon öncesi takımın en skorer ismi oldu. Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beyni toplayan Adnan Dönmez, oynadığı 3 hazırlık maçında da toplam 3 gol atma başarısı gösterdi. Genç futbolcuyu Maya takip etti. Bu sezon takımın gol yükünü çekecek olan Endok Maya, hazırlık maçlarında attığı 2 golle Adnan Dönmez'den sonra en fazla gol atan ikinci futbolcu oldu. Çarşamba günü Nevşehir kampını tamamlayacak olan Ünye 1957 Spor, Nevşehir'deki son hazırlık maçını 29 Ağustos Salı günü bölgesel amatör lig temsilcisi Mut İdman Yurdu ile oynayacak. Öte yandan Nevşehir'de son hazırlıklarını tamamlayan Ünye temsilcisinde keyifler yerinde. Bu sezon hedefini 3. lig olarak koyan Ünye 1957 Spor, gerçekleştirdiği akşam antrenmanından sonra havuzun keyfini çıkardı. Açık Koleji Spor Kulübü basketbol takımı hedef büyüttü. Geride bıraktığımız sezon basketbolda kazandığı başarılarla adından sıklıkla söz ettiren Açık Koleji Spor Kulübü basketbol takımı bu sezon daha iddialı geliyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılında sporda büyük başarılara imza atan, milli takımlara oyuncu gönderen Özel Açık Koleji Spor Kulübü yeni yıl öncesinde sezonu bomba gibi açtı. Sezon öncesi öncelikle teknik kadroyu oluşturan Açık Koleji Spor Kulübü'nde, staff ekibinde birbirinden önemli isimler yer aldı. Yapılan toplantıda teknik kadroyu tanıtan Açık Koleji Spor Kulübü Başkanı İlhan Şahin, kulübün adını dünyaya duyurmak istediklerini söyledi. Kulüpte teknik kadro şu şekilde oluştu. Genel menajer Halil Yılmaz, genel koordinatör Ender Kaya, baş antrenör Mehmet Kaputoğlu, antrenör Selim Taslı, beden eğitimi öğretmeni, antrenör Çağdaş Demirhan olurken, manken, şarkıcı Ece Gürsel ise idari sorumlu oldu. Akademik alanda kazandıkları başarılara ek olarak sportif faaliyetlerde de başarılı olmak istediklerini söyleyen kulüp başkanı İlhan Şahin, geçen dönem çok iyi bir sezon geçirdik. Bu sezon ise hedefimiz daha büyük açıklamasını yaptı. Geçen sene basketbol ve eğitim anlamında güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki Ordu'daki basketbol, Türkiye'deki basketbolu açı olarak bir yerlerinde bulunduk. Bu sene yönetim olarak bir toplantı yaptık. Çünkü Ordu'da en az 4 ile 5 arasında milli takım oyuncumuz, sporcumuz var. Hem öğrencimiz kendisi. Ve onların daha iyi yetişmesi için hem kulüpsel anlamda hem okul anlamında
Bir etkinin içerisine giriyoruz. Bu sene bayan basketbolda ikincilik ya da bölgesellik denilen yerde mücadele vereceğiz. Tabii ki hedefimiz ilk senesini birinciliğe çıkmak. Onun için güzel bir kadro kuruyoruz. Devre arasında birkaç transfer daha yaparak şampiyonla oynayan bir takım yapmaya çalışıyoruz ekip olarak. Çok tecrübeli bir yönetimle beraberim. Çok şanslıyım. Hedefimiz ilk sene çıkmak. Bunda sizin de desteklerinize ihtiyacımız var. Ordu'nun desteğine ihtiyacımız var. Bu Ordu'nun takımı sonuç itibariyle. Hedef şampiyonluk. Önce bu sene tabii şampiyon olup birinciye çıkmak. Bir sene sonra da hedefimiz tabii bir Süper Lig diye bir hayalimiz var. Tabii hayali hedef noktasını çıkartıp sonra da başarı elde etmek. Umut ediyorum ki birkaç sene içerisinde Süper Lig'de bir takımımız daha olur. Teknik kadroya bir yabancı antrenör daha katacaklarını söyleyen Şahin, Ordu'da basketbolun gelişimi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Aslında bununla alakalı farklı projelerim de var. Tabii ki hocam milli takım düzeyinde hoca, Salim Hoca birlikte ama şöyle bir görüşme yapıyorum. Büyük bir ihtimalle bir dahaki hafta aramıza bir yabancı hoca daha dahil olacak. Yani ya Karadağ ya Sırbistan, oradan milli takım düzeyinde bir hocamızı da aramıza katacağım. Özel bir proje hazırlıyoruz. Ordu'da, Fatsa'da, Perşembe'de, Ulubey'de ücretsiz basketbol kursuna dönelim. Hocamın hepsini boş off zamanlarında oraya göndereceğiz. Sporcu yetiştireceğiz. Yani sporcu değil, salonda en azından bulunmasını, takım sporunu nasıl yapabileceğini, belki içerisinde birkaç tane yetenek çıkartırız. Yani niyetimiz öyle, bu bölgeyi biraz hareketlendirmek diye düşünüyorum. Baş antrenör Mehmet Kaputoğlu ise yaptığı açıklamada Ordu'ya sporcu kazanmaya geldiklerini ve basketbolun gelişimi için mücadele edeceklerini söyledi. Kendi Ordu'nun çocuğunu Ordu takımında oynatmayı düşünüyoruz. Böyle bir projelerimiz de var. Yani buraya biz çalışmaya geldik. Sporcu kazanmaya geldik. Bir iki sene içinde de artık dışarıdan oyuncu almayı da pek düşünmüyoruz. Çünkü yetiştirdiklerimizle liglere katılmayı düşünüyoruz. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sunar. Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 956 lira 26 kuruş, gram altın 143 lira 87 kuruş, çeyrek altınsa 230 lira 29 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince Avro 4 lira 120 kuruş, dolarsa 3 lira 447 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 110.335 puandan işlem gördü. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sundu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Pireziz Giresun yolunun 10. kilometresinde bulunan Bulancak şehir geçişinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj ve demontaj çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kabadüz Çambaşı il yolunun 43-53. Kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlemesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ordu Ulubey Gümüşköy yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ordu Perşembe yolunun 39. kilometresinde bölünmüş yola göre yapılan Akçaova Köprüsü'nün Ordu Perşembe istikametindeki köprü yapımı tamamlanmış olup trafik kontrollü olarak verilmektedir. Gerekli trafik işaretlemesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Çarşamba Ayvacık il yolunun 6-7 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlemesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Thank you.